Evet arkadaşlar, Meme Robo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sürpriz bir tanıtım olacak. Yani bu nasıl, bu vlog tarzında bir oda vlog gibi bir şey yani. Oda vlog ama vlog gibi yapacağım. Bugün size yeni sistemi tanıtacağız. Yeni bir sistem aldık. Hadi o zaman sistemi tanıtmaya geçelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz mouse GM8. Bu arada bu şey, ilk önce mouse'tan başlayacağım, sonra kasaya göstereceğim. Mouse böyle GM8. Klavye zaten Pirio, ucuz diye aldım. Kulaklık zaten Onikuma. Neydi bu ya? Onikuma K. K neydi bu? K11 miydi? K bir şeydi de. Yazıyordu, çok oluyor. Pardon, K değilmiş. M180 Pro. Onikuma M180 Pro bu arada. Ekran Philips bu arada. Daha yeni size... Aa, onu da göster. O da gitti değil mi? Onu da gösterdim birazdan. Burada bir şey var, ekranı. Bu zaten çok eski bir ekran bu arada. Hah, gelmişken yani şimdi kasaya bir bakın. Arkadaşlar kasada 3060 var. Anakart Gigabyte'ın, dur onları şimdi göstereyim kutularını. Gigabyte'ın şeyi, içerideki RAM'ler Ripcaw. G-Skin'in Ripcaw modeli. DDR4 bu arada. Şimdi DDR5, ben aldım, DDR5 çıktı anasını satayım. İşte 3060, Intel i5 10400F var. Bu arada 4.2 GHz size kadar çıkıyor diyorlar ama ben daha çıkartamadım. BIOS menüde şey gösteriyor. Kaç gösteriyordu ya? 3090, 3.9 işte. 3.9 GHz gösteriyor. Ama 4'e çıkartamadım daha 4.2'ye. Şeyde 4.2 diyor. Intel'in sitesinde. Turbo Boost'a 4.2 diyor da en fazla 3.2, 3.9'a çıktı benim. Ben öyle gördüm. İşte ekran kartı RTX 3060 V2 12 GB 192 bit. Vallahi her şeyi çok sıkıntısız kaldırıyor yani. Hiçbir sıkıntısını görmedim daha. Kasma yaşamadım. Tek bir oyunda kasma yaşadım. Mirror Edge Catalytic'te. Onu da niye kasıyor bilmiyorum. Böyle. Kasa Thermaltake. Onu da göstereyim şöyle. Thermaltake'in bir kasası. Ya şurada flash'ım işte. Şu Wi-Fi adaptörü. Onunla bir şey deniyordum da. O yüzden kalmış orada. Başka ne göstereyim? Ha, dur bekleyin. Bunlar işte kutuları. Ha, bu arada şey söyleyeyim. SSD VDW'nin 500 GB SSD'si. Arkadaşlar benim bilgisayarda 500 GB SSD, 240 GB normal, bir dakika, 500 GB M.2 SSD, Windows 10'a kurulu, 240 GB normal SSD, 1 TB harddisk, bir tane daha 1 TB harddisk, sonunda yedekler var zaten. İşte bu da işlemci ve ekran kartının modeli. İnternetten araştırırsınız. Ha, gördüğünüz gibi yeni sistem aldık yani. Sistem şarttı, biliyorsunuz oyunlarda nasıl kastığında, eski videolar izlerseniz görüyordunuz yani. Bayağı kasıyordu. Dehşet kasıyordu ya. Berbat bir şeydi yani o bilgisayar. Ha, şimdi size bir de çok güzel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ne var? Hoparlör. Ama bu hoparlör, size şöyle söyleyeyim, bu hoparlör kaç senelik biliyor musunuz? Bunu bizimkiler kaç 82'de almışlar. Hala çok güzel ses veriyor. Hatta bir test yapalım isterseniz. Şu an hoparlörden geliyor ses. Böyle. İşte böyleydi arkadaşlar. Şimdi videonun diğer kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bro'da şu an odandayım. Böyle göstereyim. Bu arada yeni telefon da aldım, onu da söylerim. Telefon bu arada S20 FE aldım, Find Edition. Hatta o bilgisayarın da o bilgisayarın da ekran kartını göstereyim, durun bekleyin. Onu söktüm filan, bakın. Arkadaşlar bu benim eski bilgisayardaki ekran kartıydı. Böyle açalım. Bir çıkartayım. Böyle buydu yani. Biraz termal koyduğum da bu hala kurumamış. Şöyle. Arkadaşlar bunu ben araştırdım. Bu arada bu ekran kartının hangi şey olduğunu. Yani internette 610 gibi bir şey çıkıyor. GTX, GT 610, yok GTX 200 filan modeller çıkıyor. Yani ben bunu Arkadaşlar tam konuşurken video kaydı kapandı. Dur, nerede kalmıştık? Ha, GT 700, 730 diye aldım ben bunu. Ha, burada gördüğünüz gibi saatim var. Şöyle. Casio G-Shark. Bunu da göstereyim size. Yani GT 730 diye aldım, bu baktım internette bu şey olarak yazıyor. GT 610. Başka bir site şey diyor. GTX 240 falan diyor. Yok, hepsi de 1 GB'lık modeller ama bakın burada RAM'ler zaten var.
Bu gördüğünüz RAM'ler bu arada. 4 GB öldü ve her biri 1 GB'da. Ama işte şey, internette farklı çıkıyordu. İlginç yani. Bu gördüğünüz işte, şu markayı sakın almayın. Tavsiye etmiyorum. Yani uzak durun. Kaçın bu markadan. Seglife'den. Çok berbat bir marka bu arada. Şöyle göstereyim. Allah belasını versin bu markanın var ya. Nereden aldığıma bin pişmanım. Allah onun bin bir türlü belasını versin. Ha, burada bir şey daha var. Bunda bizim bir arkadaş var, Ömer diye. Onu da şimdi yakında görürsünüz. Twitch ekibi kuruyoruz. Arkadaşlarla beraber. O da yeni bilgisayar aldı. Bunu da ondan aldım. Çalışıyor bu arada ha. Bak bekleyin, dur şimdi. Açayım. Çok titriyor ama ya. Şöyle bir dakika. Elim ağrıdı. Tripodum yok. Şöyle tutacağım bu yüzden. Şöyle bakın. Prince of Persia var. Çok eski oyunlar var zaten. Game Boy oyunları falan var. Game Boy, Super Nintendo falan onlar var yani. Klasik game diyelim. Arkadaşlar kameranın kalitesi nasıl? İyi mi? Rastgele bir oyun açalım. Şunu açalım. Yani neymiş bu? Punching Trigger. Yani bakın arkadaşlar nasıl çevirmişler. Yeniden başlat. Şimdi başlatalım. Bu sesi de olması lazım. Sesi niye açmıyor lan bunu? Çok titriyor arkadaşlar ya. Bak açıldı sesi. Aç bakalım. Böyle arkadaşlar böyle bir şey var. Çakma ya, çakma PSP. Demo. Bu o şey dediğiniz demo değil yani bu. Allah Allah, bu niye böyle demo açıyor? Tamam, bunu seçtim işte, giriş. Ha şey, quiet işte. Aa. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle şarj yok, ondan kapanıyor. Dur, kapatalım şunu şöyle şuradan. Buradan kapanıyor arkadaşlar, burada girişler burada böyle. AUX girişi falan var, şarj girişi. Birisi bu arada bu şey ya, av out. Avları böyle küçültmüşler. Arkadaşlar şimdi size Special Edition bir şey göstereceğim. Bu kimsede yoktu, sadece bende var. Hazır mısınız? Şimdi size bir joystick göstereceğim ama joystick Retro Boy Edition. Retro Boy kendisi yapmış joystick'i. Kendi tasarlamış. Bekleyin. Arkadaşlar joystick böyle biraz kötü. Çok kullanılmış bir joystick bu arada. Unlock şeyi falan baksanıza içine dökmüş. Tek bunun özel yanı ne biliyor musun? Şu taraflar. Bunlar bu arada orijinal PlayStation 1'den alma gördüğü şey tutmuşlar. Umut bunu kendisi yapmış. Yani bu sadece tek bende var, hiç kimse de yok. Bulamazsınız bunu yani internette. Biz bunu kendimiz yaptık. Arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha çok video gelmesini istiyorsan beğene basın. Beğeni. Aşağıdan da abone olun. Görüşürüz. Bye bye.